Sen sevmedin mi konseri? Ozan gelecekti de gelemedi. Herhalde bir işi çıktı ya da trafikte kaldı, bilmiyorum. O yüzden biraz... Cedet. Abi evi yıkacak. Bırak yıksın. Biz toplarız, adam haklı. Abi işte biz o gün orada olsaydık böyle olmazdı. Olurdu abicim, olurdu. Ne diyorsun abi sen ya? Ya adam abimi tanımış. Kimliği ifşa olmuş. Ne olacaktı sanıyorsun? Tamam, sen yine de öyle söyleme. Duymasın. Bizim buradan taşınmamız lazım. Lazım da nasıl söyleyeceğiz? Abi sen o işi unut. Patron. Abi iyi misin? İyiyim. Banyoya bakarsın siz sonra. Hallederiz biz. Rahat olsun. Kadın gelecek ya, etrafı toparlasanız biraz. Abi temizlikçi kadın gelecek diye evi mi temizleyeceğiz? Evet. Patron, Ozan'ın yokluğundan işkillenen oldu mu acaba ya? Deniz babası gelmedi diye çok üzülmüş. Gözümün önünden gitmiyor ya çocuğun suratı. Karsun'un başına bin tane bela var zaten, bir de biz bunu açtık. Abi. Kızmazsan bir şey sorabilir miyim? Sor. Abi şöyle, sen şimdi komşuyla, Karsu Hanım'la çok ilgilisin ya. Allah razı olsun. Her işine koşturuyorsun, ediyorsun. Evet. Ben de düşündüm ki, acaba senin kardeşinle ilgili bir acın var ya. Karsu Hanım da kardeşinden yana dertli. Acaba o sebeple mi abi? Kadın gelmeden toparlayın etrafı. Kusura bakma abi. Oğlum sen ne diye durduk yere eski defterler açıyorsun ya? Eceline mi susadın lan? Ne yapayım abi? Dayanamadım ki. Abi düşünsene. Şimdi bunların ikisi de travmatik ya. Travmalar insanları birleştiriyormuş. Ne diyorsun oğlum lan? Bunu mı okudun kitaplardan? Evet abi. Kişisel gelişim kitabında okudum. Başlayacağım ben senin gelişimine de. Dur bakalım. Abi bak şöyle düşün. Şimdi Deniz'in babası kazayla öldü ya. İşte patronun travması tetiklendi. Travmalar travmaları tetikliyor. Bunların hepsi travma. Ya oğlum bir kere daha travma dersen Allah yarattı demeyeceğim ha. Ya sana da bir şey denmiyor ya. Abi bir şey soruyor. Sen bu patronun kardeşini hiç merak etmiyor musun abi? Hiçbirimiz görmedik. Tecrit hayatı yaşıyordu. Kabahati vardı belli.
Abi zaten kabahati olmasa niye infaz edilsin? Öyle tabii. Ama işte nasıl büyük bir kabahatse... patron bizzat kendisi yaptı infazını. Vay arkadaş ya. Ulan... Allah düşmanımın başına vermesin. Bu nasıl olay abi? Yani insanın kendi kardeşini kendi eliyle infaz etmesi. Emir Hasan babadan geldiyse yapacak bir şey yok. Birinin oğlu diğerinin kardeşi. Vallahi dertlendim ya. Tamam, tamam hadi bırak şimdi ya. Bırak, kadın birazdan gelir. Sen banyoya koş. Ben de buraları halledeyim. Ay vallahi bunu aldım attım kendim sana abla. Ay çok yordu beni çocuklar. O Deniz'le Tılsım'ı görsen nasıl birbirini yiyor zannedersin ki düşman kardeşler. Aman bizimkileri hatırlamıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Çok özlüyorum eski günleri biliyor musun? Vallahi. O zamanlar dert sandıklarımız meğer ne saçma sapan şeylermiş. Hem de ne? Ah Filiz'cim ah ne günlerdi. Ha, gün sayardık bu çocuklar ne zaman büyüyecek diye. Büyüdüler de gördük günümüzü. Ay öyle deme ya. Bak sağlığımız yerinde çok şükür. Yani orası öyle tabii de ama yine de şu yaşta uğraştığım şeylere bak Allah aşkına. Irmak ne yapıyor? Dönmüyor mu daha evine? Hiç niyet yok vallahi. Neler söyledim. Neler dedim. Karşı yüzüne bile bakmayayım. Bana da annemle bir konuşsana dedi. Çok canım sıkılıyor. Bir de görüyorum gördükçe eskiye gidiyorum. Hani derler ya böyle hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünde diye. Benim hayatımda trajik bir başyapıt olduğu için ömrüme ömür katmadığı net. Allah solmak sadece çiçeklere mahsus değilmiş onu anladım. Sarardım, soldum şu birkaç gün. Ama neyse boş ver. Konuyu değiştireyim. Karsu'ya gidelim mi bugün? Şu yeni iş yerine kitapçıya. Ha, tabii gidelim. Bir hayırlı olsun diyelim. Ben yönetime gideceğim. Biraz işlerim var. Şu peyzajın parasını aldım. Başlatayım o işi. Ondan sonra gidelim tamam mı? Tamam canım tamam. Hadi. Hadi bakalım. Haydi bakalım Allah'ım. Haydi bakalım. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol canım benim. Zahmet oldu. Olmadı. Evet. Dinliyorum sizi. Siz anladığım kadarıyla Karsu'yla bayağı yakınsınız. Sana çok güveniyor. Seni çok seviyor. Ben de onu. Anladım. Yani ben de o yüzden geldim zaten. Biz Karsu'yla çok, çok yakındık. Yani yapışık gibiydik neredeyse. Tabii çok kavga ettiğimiz de oluyordu çocukken. Ama... kardeşten öteydik. Bilmiyorum senin kardeşin var mı? Yok. Hmm. O zaman tabii anlaşılması biraz daha zor olabilir. Çünkü... kardeşlik çok özel bir bağ. Anlarım ben. Niye anlamayayım? Yani ne demişler? Kazanacaksan dost kazan, düşmanı annen de doğurur. Ya biz Karsu'yla düşman falan değiliz tabii ki. Ben anneme çok mahcubum. Ona büyük bir yanlışım oldu. Yani o yüzden de uzun zamandır görüşmüyoruz. Neden şimdi peki? Çünkü ben ailemi geri istiyorum. Artık onlardan ayrı kalmak istemiyorum. Sen bizim niye görüşmediğimizi biliyorsun sanırım. Biliyorum. Vay. Karsu sana bunu anlattıysa sen onun için bayağı özelsin demektir. Karsu ile konuşabilir misin? Kötü bir şey istemiyorum. Şu ya kötü bir şey istediğin için değil de... biz Karsu'yla dertleşiyoruz, öyle hayattan konuşuyoruz. Yani yaptırımlar üzerine bir dostluğumuz yok bizim. Ben ondan bir şey yapmasını, yapmamasını isteyemem ki. Anlıyorum. Peki... bana bir akıl versen. Yani
Karsu'yla bu kadar konuşuyorsanız illa bir fikrim vardır. Ben ne yapayım? Boşanmayı düşündün mü hiç? Boşanırsam beni kabul ederler mi dersin? Bunun cevabını ben veremem ki. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Bu konuşmadan Karsu'ya bahsetmesen olur mu? Olur. Tabii ki. Teşekkür ederim. Deniz'cim belki de Mersin'de çok acil bir işi çıkmıştır. Gitmesi gerekmiştir. Telefonunu bir yerde unutmuştur ya da kaybetmiştir. Olur mu öyle şey? Olur tabii ki. Olabilir yani. Eminim işi bitince ya da telefonuna ulaşınca o bizi arar. Ya aramaz? Aramazsa da belki çıkar gelir bir anda bize sürpriz yapar. Sen birazcık bekleyelim tamam mı? Hadi bakalım sen ödevini yap. Ben aşağıdayım. Bir şey olursa seslen tamam mı? Anne. Efendim. Ne oldu? Deniz'in birazcık morali bozuk. Ozan'dan haber yok ya. Hala mı? Hala yok. Onu birazcık teselli etmek ister misin? Evet, sevmiyor ki. Olur mu öyle şey? Tabii ki de seviyor seni. Sen de seviyorsun onu biliyorum. Azıcık vakit geçirseniz, sohbet etseniz anlayacaksınız ikiniz de. İlk adımı sen at istiyorsan. Deniz, ne yapıyorsun? Odaya bakıyorum. Bakayım. Ne kadar kolay. Çok zor. Bence çok kolay. Benim ödevlerimi bir görsen çok zor vallahi. Yap bakayım göreyim. Aferin işte yapabiliyorsun. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Hadi sen yapmaya devam et. Bak ilk önce düzeceğiz. Dur sana ben de yardım edeyim. Oluyor mu? Bence oluyor. Yukarı aşağı. Şimdi aynısını tekrarla. Aynen öyle. Böyle. Aferin. Bak yapıyorsun. Hadi yap. Oluyor. Canım kızım, şalgamım, prensesim. Babacığım. İyi ki aradın. Çünkü sana müthiş bir sürprizim var. Artık buraya taşınıyorum. Ne? Gerçekten mi? Bize yakın mı? Yakın bir tanem. Yakın benim şalgamım. Yaşasın. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Evde durumlar nasıl? Havadis var mı? Bir rapor ver bakalım. Teyzem boşanacakmış. Ne? Nasıl yani? Evet. Annemler konuşurken duydum. Arkadaş bunlar da ne acayip. Ne boşanma meraklısı çıktılar yahu. Allah Allah. Başka neler var? Bir de Deniz'in baba dediği adam kayıp. Nasıl? Ozan nasıl kayıp? Dünden beri ulaşamıyorlarmış. Deniz de bütün gün huysuzluk yaptı. Nasıl ya? Allah Allah. Neyse kızım bize ne yani? Tılsımcığım canımın içi. Bak unutma gözün kulağın hep açık olsun tamam mı? Sen orada beni temsil ediyorsun. Anlaştık mı? Tamam baba anlaştık. Aferin benim güzel kızıma. Bak kızım bizim ailemizin mutluluğu sana bağlı tamam mı güzel kızım? O yüzden antenlerin hep açık olsun. Ve ben seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma güzel kızım tamam mı? Ben de seni baba görüşürüz. Hadi görüşürüz kızım. Bay bay. Ulan bu herif nasıl kayıp lan? Lan bizimkiler buna bir şey mi yaptılar? Öldürdüler mi lan herifi? Ulan dövün bırakın dedim bu gerizekalılara. Allah. Of ya. Yok ya, kendi kendine kaybolmuştur. Ulan kazık kadar adam nasıl kaybolsun Reha? Hadi şimdi aldın beni bir telaş. Ulan Allah'ım inşallah bir şey yapmamışlardı. Allah'ım inşallah bir şey yapmamışlardı. Bir de buna uğraşmayayım şimdi ben ya. Neyin var Erman?
Irmak, bak olmuyorsa daha fazla zorlama, olur mu? Ben ayrılmak istiyorum. Seni çok seviyorum. Kimseyi senin kadar sevmedim. Bu aşkın peşinden gittim. Kötü oldum, nefret edildim. Ama artık yapamıyorum. Bak ne saçmalıyorsun sen? Ne dediğinin farkında mısın? Ben her şeye sıfırdan başlamak istiyorum. Boşanalım, birbirimizi unutalım demiyorum. Ha bir de oyun oynayacağız. Hayır, oyun... Oyun değil. Boşanalım. Ben annemin yanına taşınayım. Biraz zaman geçsin, biraz da ortalık durulsun. Belki sonra yine evleniriz. Irmak, bu işin şakası olmaz. Yıllar önce olmuş bir şey için bugün bu kadar çaba göstermen çok saçma ve gereksiz. Bence gerçekten mantıklı düşünmüyorsun. Çok mutsuzum Anlal. Artık annemin ve kardeşimin benden nefret etmesiyle ben yaşayamıyorum. Ve benden vazgeçiyorsun, öyle mi? Hayır, vazgeçmiyorum. Senden biraz zaman istiyorum. Boşanarak. Evet. Ama... Irmak, eğer boşanmak istiyorsan bunun geri dönüşü yok. Adnan, ben sana derdimi anlatıyorum. Sen ne diyorsun? Ben de bugüne kadar hep sessiz kaldım, seni dinledim. Anlamaya çalıştım Irmak. Ama buraya kadar. Eğer benden gerçekten boşanmak istiyorsan bu göstermelik olmaz. Bence sen biraz daha düşün, olur mu? Vallahi götürür müsün? Lütfen benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Irmak, sen de benim hayatımda hep önceliğimdin. Ve öyle de olacaksın. Sırf birileri mutlu olacak diye ben bu boşanmayı kabul edecek değilim. Ama merak etme, ısrar da etmem. Yoluma devam ederim. Bütün bu olanlar yüzünden üzülen sadece sen değilsin Irmak. Annem nerede? Yukarıda. Ne yaptın yine onu? Karşı sen artık fazla oluyorsun ya. Sana ne oluyor? Bana mı ne oluyor? Aynen öyle, sana ne oluyor? Benim sorunum annemle. Hayır Irmak, senin sorunun herkesle, hepimizle. Of, yine başlayacak mısın benim hayatımı mahvettin demeye ya? Sen niye hayatın için sorumlu, suçlu birini arıyorsun? Ne oldu, baktım böyle köşede kenarda sessizce oturunca olmuyor, ben de çirkinleşeyim dedim, öyle mi? Ya sen birazcık ya, birazcık beni anlamaya çalışsaydın. Ya ben senin neyini anlayacağım? Niye biliyor musun? Çünkü sen hep bir suçlu arıyorsun, hep nefret edecek birini arıyorsun. Hiç tamir etmeye çalışmıyorsun, hep yıkmaya çalışıyorsun. Ya çünkü sen tamir edilecek bir şey bıraktın ve ben bunu tamir etmedim, öyle mi? Sen sevmediğin bir adamla evlendin diye bunun sorumlusu ben değilim Karsu. Konu bu değil, anladın şu anda. Çık artık bu kafadan ya. Hangi kafadan? Ya sürekli bir acıların kadını gibi gezinmeler. Ne acıların kadını ya? Ne diyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun? Evet, döveceğim seni. Ya Karsu! Döveceğim seni. Ya ne yapayım? Ya Karsu, Karsu! 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 Ne oluyor ya? Hadi bakayım odanıza. Ne oluyor? Odanıza dedim, odanıza. Girin içeri. Gir yavrum, gir. Karsu! Yeter! Kesin sesinizi! Kesin sesinizi artık, yeter! Bu ne hal ya? Daha dün Deniz'le Tılsım kavga ediyor diye kızarken aynısını yapıyorsunuz. Çocuk musunuz? Bana bakın, burası benim evim. Benden başka kimse sesini yükseltemez. Boşanıyorum. Vay be! Anne duydu mu, boşanıyormuş. Ne büyük bir fedakarlık bu. Kocaman bir madalya verelim mi böyle taşırsın şuranda? Ha? Ya sana mı söylüyorum ben, anneme söylüyorum. Bana bakın! Zekan... Yemin ederim evire çevire döverim ikinizi de. Kreşe çevirdiniz burayı ya. Huzurum kalmadı. İkinizin de sesini duymak istemiyorum, anladınız mı? Yeter ya. Yeter be. Thank you.
Anne. Karsu, ne olur. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Kalamazsın. Arda, çok yoruldum. Gerçekten dayanamıyorum. Annem. Ya, hiçbir şey yetmiyormuş gibi. Biz sizin dövüşmeniz eksikti. Anne, dayanamadım, ne yapayım ya? Bir görsen nasıl pişkin pişkin konuşuyor aşağıda. Tamam, konuşmayalım artık. Bu da boşanmasın. Dönsün evine. Boşansın ya, niye boşanmıyor? Ayrıca boşansın boşanmasın, bize ne bundan? Ne hali varsa görsün yeter. Gitsin artık ya, bitsin şu işkence, bıktım. Seviyor kızım. Boşanıp kahrolacak bir de. Anne sen şu anda onun üzülmesini mi düşünüyorsun? Hiç normal değilsin. Anneyim, nasıl normal olayım? Ha? Kapıyı da kapatalım. Güle güle oturun efendim. Burası kalış oldu, gizli mekanı. Öyle mi? Biz gizli planlarımızı burada mı yapacağız o zaman? Tamam. Bunu ne yapalım? Bunu sonra buraya çerçeve edip asalım mı bir yere? Kapının dışına. Ama burası gizli karargah. İfşa oluruz. O zaman buraya. Buraya. Tamam, ben bunu çerçeveleteceğim, buraya asacağım. Anlaştık mı? Ben de. Evet. İlk görevimiz ne peki? Bana babam bulunmuşsa karış olayı. Gülüz, beni bir alsana. Ay, gel al. Ay. Gel. Güzel yalnız bahçe mobilyaları, güzel. Şimdi. Zengin bunlar galiba. Dur bakalım, dursun. Kolay gelsin. Hoş gel. Affedersiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunun ne işi var burada ya? Karsu'yu sinir etmeye gelmiş belli. Senin ne işin var burada? Ne münasebet efendim? Niye Karsu'yu sinir etmeye geleyim? Çocuklarım için geldim ben. Dedim ya sana taşınacağım diye. Taşınmamıştır. Ya senin hani paran yoktu? Ne demek çocuklarım için geldim buraya? Yok vallahi Karsu. Lale sağ olsun 6 aylık kirayı peşin ödedi. Abisine bakıyor. Biz de kardeş eline bakar olduk. Allah aşkına ölümü görün. Ayakta kaldınız ya. Gelsenize. Aşkım, bardakların olduğu koliyi bulamıyorum ben. Ne
olmuş yüküm bu ya. Bebeğim yani ara... Aa! Komşular mı geldi hayatım? Evet hayatım, evet. E hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? E biraz dağınık, kusura bakmayın. Yeni taşındık ya böyle. Sen nereden çıktın ya? Sana rezil. Allah ikinizin de belasını versin. Sen utanmadan çocuklarım için geldim deyip bir de metresini mi getirdin yanında? Karsucuğum, siz evli değilsiniz. Bu durumda ben de metresi olmuyor. Bu ne yüzsüzlük ya? Attırırım sizi buradan. Ama Filiz anneciğim ayıp oluyor. Benim hayat arkadaşım. Ha? Kenefte bulurmuş. Aa. Aşkım sen bunlarla bir ömür nasıl geçirdin ya? Ay hadi gidelim buradan hadi. Ahlaksız köt etmiş burada. Bir de çocuklarım için geldim diyorsun. Yalancı. Ne yapacaktım? Senin için mi gelecektim? Beni istemeyeni ben hiç istemem kızım. E girmiyor musunuz? Vallahi bir anne, Filiz anne. Anne. Filiz anne. Allah aşkına. Parçalarım Filiz anne bak bu şiddete gidiyor Filiz anne. Anne deyip durma bana. Pisliğinizde boğulun ikiniz de. Ama, hadi canım. Bak şimdi ya. Sakin ol aşkım. Kuşver. E bir kahveye bekleriz artık. Affedersiniz. Pardon. Gel teyze. Pardon. Tepemin tasını attırdılar ya. Ya hani marjinal bizlik? Teyze bayağı ateş ediyor ha. Gel, 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 gel. Allah aşkına dur, dur, dur. Sen inemezsin. Ha. Ben indireyim. Dur, tamam, yavaş, yavaş. Ay dengemi bozdular bunlar ya. Evet, anladık, anladık onu. Dikkat et, ay. Dikkat et, dikkat et, yavaş. Vallahi billahi içinden canavar çıktı ayol, gel. Terbiyesizler. Eski kocan, eski en yakın arkadaşın, onun yeni sevgilisi senin yeni komşuların oldular, öyle mi? Ay, öyle sesli duyunca daha kötü oldu. Kabus gibi değil mi? Vay arkadaşı. Hayır bir de tamam benden intikam almak istemesini anlıyorum da çocuklarını nasıl böyle düşünmüyor onu anlamıyorum. Niye senden intikam almak istesin ya? Ne yaptın sen onu? E, ayrıldım. Boşadım onu. Ona göre katlanmam gerekiyordu. Ne yapmayı düşünüyorsun? Irmak taşınalım diyor. Bir de o çıktı başıma. Düzeldi mi aranız biraz? Yok bizim aramız düzelmez. Ben boşanacağım diyor bir de biliyor musun? Allah Allah. E çok sevmiyor muydu ya kocasını? Seviyor canım. Çok seviyor hem de. Dinlesen mi ya acaba bir kere? Yani sizi geri kazanmak için hayatında en sevdiği insandan vazgeçecek bir insan mı? Azıcık biraz. Hiç istemiyorum biliyor musun? Anlıyorum. Ama anlamadığım başka bir şey var. Ya sen annene yapılanlardan dolayı mı kızgınsın yoksa... Yapılanlardan dolayı annenin dönüştüğü şeyle mücadele etmek zorunda kaldığın için mi kızgınsın? Onu anlamıyorum tam. Galiba ikisi de. Ama en çok ikincisi. Ve biz Irmak'la çok... yakın iki kardeştik. Ben kabullenemedim. Hala kabullenemiyorum. Seviyorsun çünkü. Yani... Özür dilerim ama öyle bence. Sevginin zıttı nefret değil. Yani sevginin zıttı kayıtsızlık. Yani ben birine karşı hiçbir şey hissetmiyorsam ondan niye nefret edeyim ki? Hiçbir şey hissetmem. Umurumda bile olmaz. Sen tek çocuk musun? Kardeşin var mı? Var. Vardı yani. Öldü. Ay Atilla, çok üzüldüm. Hiç bilmiyordum. Kusura bakma, başın sağ olsun. Sağ olsun, nereden bileceksin? Ben hep buradayım. Ne zaman konuşmak istersen. Sen hep bana destek oluyorsun, beni hep dinliyorsun. Teşekkür ederim, iyi ki varsın. Sen de. E
Eyvallah. Sağ olasın. Getir, getir, getir. Ha, çok güzel. Nereye geldik biz? Pavyona. Nezih bir yer dediğim burası mıydı? Ya aşk olsun kontum, gayet nezih bir ortam. Sen hiç pavyona gitmedin mi ya? Yok. Hayır, hiç böyle bir kültürüm yok. Allah Allah. Sen bütün ilklerini benimle mi yaşıyorsun kontum ya? Araba kazası, pavyon. Ayrıca bak, kültür dediğin yer burası. Kültürün babası burası ya. Kültürün çıkış yeri Mezopotamya. Ya bir şey diyeceğim. Bak orada gittik, yedik, içtik, biraz hüzünlendik. Moralimiz de bozuk. İki müzik dinleyip eğlenelim, sıkıntı yok. Rahat ol Allah aşkına ya. Tamam mı? Şefim! Gel gel. Şu barda iki hanımefendi var ya, turunculuğuyla beyazı. Onları bize bir göndersene. Sen ne oldu ya? Etrafına niye bakınıyorsun? Tarlasına uzaylı girmiş, köylü gibi. Enteresan bir ortam. Enteresan bir yer. Bak şimdi daha da enteresanlaşacak. Bak şimdi bak. Buyursunlar. Buyursunlar hanımefendiler. Merhabalar. Hoş geldin aşkım. Efendim? Hoş geldin bebeğim. Ne içelim? Açtırırız, açtırırız. Hanımefendiler bizimle mi oturacak? Oturmasınlar mı? Ay bilemedim. Tanışmıyoruz, etmiyoruz. Kontum çok haklısın. Hanımefendiler, bakın kontum tanışmıyoruz diyor. Lütfen tanışın. Adnan Bey, kendisi benim kontum olur. Tanışalım. Ben Alev. Dikkat et, yanma. Memnun oldum. Bir tanem. Ben Cennet. Memnun oldum. Oo, cennete düştüm koltuğum. Biraz tuhaf değil mi bu durum? Ya niye tuhaf olsun? Allah aşkına bir sakin ol ya. Burada bizi kimse görmez. Bir rahatla ya. Bak bir şey diyeceğim. Senin karınla aran bozuk. Benim karımla aram bozuk. Bu çivi çivi söker muhabbeti ya. İki eğleneceğiz. Ben almayayım. Almayayım. Çok ısrar ettiniz. Sevgili Cennet Sitesi sakinleri, Sevgililer Günü konserimize hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgililer Günü'nde hepinizin her günü aşkla dolu olsun diyoruz. Ve tabii ki ünlü sanatçımızı çok bekletmiyoruz. Alkışlarınızla starımız Mert Melek huzurlarınızda. Bravo. Ben gideyim. Ne oldu? Nereye? Görüşürüz ya. Ne? Ne?
Abi. Abi. Bu akşam bir kere daha seni gebertmedim ve pişman oldum ben.